Süper Lig'de Konya Spor, Trabzonspor'u konuk edecek. İkinci devrenin hani herhalde böyle oyunu öne çıkan takımlara baktığımızda Konya'yı mutlaka söylemek gerekiyor. Konya Spor tabii değerli katkılar aldı. Yani Klepp'in katılmasıyla falan ama hani sadece onun da dışında biraz da Mesut Pakkal'ın elinin değdiği takımlardan bir tanesi. Şimdi şöyle bir şey var. Teknik direktör açısından da bu önemli. Yani böyle hep sürekli düşme potasında kaldı mı düştü mü ya da düşen takımların teknik direktörü olursanız ve böyle sürekli birilerinin sezona başladığı değil de sezonu bitirmek istediği ya da böyle arada getirip götürdüğü bir teknik direktör haline gelirseniz kendi kariyeriniz açısından da işler pek ilerleyen şeylerde hani takım oluşturmakta, takım yapmakta sıkıntıya sokarsınız. Ama Mesut Pakkal hani hakikaten Konya'da ikinci devreye çok güzel başladı. Rahatlamış bir şekilde geliyor Konya Ligi. Tabii ki her şey şu anda alt taraf çok fazla karışmış vaziyette ve hani her şey olabilir bence. Yani küme düşme hakkında çok net şeyler söylememiz için şu an erken. Ama Konya Spor açısından işler biraz daha bu anlamda rahatlamış gibi gözüküyor. Ve oyun olarak da hakikaten keyif veren bir Konya Spor izliyoruz. Trabzonspor ise iç sahada Kayseri galibiyette biraz moral buldu. Şimdi onların trafiği biraz yoğun tabii. Yani hani hem Juventus maçlarını düşündüğümüzde biraz onun Juventus maçı mesela ilk maç bence daha da iyi bitebilirdi ama tabii arada bir güç farkı var. O yüzden de ne kadar isterseniz isteyin bazen olmuyor. Kayseri maçında biraz daha farklı bir Trabzonspor izledik. Biraz daha oynamaya çalışan, ön tarafa çıkmaya çalışan, daha çok hücum oyuncusuyla sahada yer alan bir takım izledik. Bunun da takıma olumlu yansıdığını, taraftarı biraz daha mutlu ettiğini görüyoruz. Deplasmanda işi zor. Ben burada taraf bahsinden uzak duracağım maçlardan bir tanesi benim bu hafta itibariyle. 2.5 gol üstüne karşılıklı gol. Yani ikisinden biri hangisi orana baktığımızda şimdi oranlar önceden yaptığımız için bunu oranları tam bilmiyoruz ama 2.5 gol üstü ve karşılıklı gol vardan birisini sizlere tavsiye edeceğim ben. Trabzonspor açısından da böyle, Konya açısından da böyle. Yani iki takım açısından da böyle taraf anlamında öne çıkaracağım takım yok. O yüzden gol bahislerini sizlere tavsiye edeceğim.